Günümüz teknolojisinden uzak kalmak imkanımız yok. Çünkü bilgisayarlar gelişmekte, giderek küçülmekte, cep telefonları bilgisayar gibi kullanılmakta, oyunlar, oyun konsolları, herhangi bir otobüste, günlük pratiğimizde her yerde bizle beraber hareket etmekte. Boyun fıtığına bu kullanılan teknolojik ürünler direkt olarak boyun fıtığına sebep olmaz. Ama niye sebep olur? Başımızı öne doğru zorlayarak yaptığımız işler boyun eğriliğini bozduğu için boyun kaslarında gerilmeye, omurga şeklimizin bozulmasına, omurga şeklimizin bozulmasından dolayı da disk içi basıncın artmasına ve bu davranış bütünlüğü içerisinde ani yaptığımız veya sürekli yaptığımız bazı işler diskin erken dönemde dejenerasyonuna sebep olarak boyun fıtığına sebep olabilir. Bunlar içerisinde özellikle masa başı çalışanlarda, uzun süre bilgisayara bakanlarda aynı pozisyonda kalmak boyun ağrısına en çok sebep veren şekillerden ve durumlardan bir tanesidir. Bunu abartırsak, 20 dakikadan fazla durursak, uzun süre oturarak bunu yaparsak veya bilgisayarımızı, klavyemizi, vücudumuzu, ergonomiyi iyi ayarlamazsak bunlar da yine boyun eğriliğini bozarak, disk yapısını dejenere ederek ve ani harekette disk içi basıncı da arttırmaya sebebiyet vererek hem boyun ağrısına hem bu boyun ağrısının kronikleşmesine hele fiili bir durumda boyun fıtığına sebep olabilir.